Merhabalar efendim. Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz. Ne izliyoruz programıyla karşınızdayız. Ne izliyoruz da bu hafta yalnızlık konusunu konuşacağız. Özellikle dizilerin, filmlerin çokça işlediği konulardan birisi kenara itilmiş, sosyal dışlanma içerisinde olan insanların daha böyle toplumun dışında tutulan veya kendi kendini yalnızlaştıran insanların işlendiği dizileri, filmleri ...etraflı bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Çok kıymetli dostum Turgay Ovalı'yla birlikte. Turgay abi hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Bugün yalnızlık konusunu konuşuyoruz abi. Yalnızlık nedir? Yalnızlığın e, özellikle e, modern dünyanın getirileriyle beraber... ...teknolojinin ilerlemesiyle beraber... ...insan hayatına etkisi nasıl? Yani tarihsel olarak yalnızlığı alıp... ...aslında günümüzün imkanları insana nasıl etki etti? Biraz da buraya da bağlayarak bir giriş yapalım abi. Mustafa'cığım tabii ki yani e, toplumu daha doğrusu dünya tarihinde değişim geçiren toplumu çok önemli bir kırılma aşaması olarak e, gördüğümüz sanayi devrimi öncesi ve sanayi devrimi sonrası diye ikiye ayırır tarihçiler. Genel olarak bunu yaparlar. Çünkü sanayi öncesi toplumu daha çok böyle Aile kurgusuyla bir araya gelen, daha çok e, mahalle veyahut da köy e, yerleşim alanı içerisinde birbirlerini tanıyan ve birbirleriyle daha çok insan eksenli ilişkiler kuran, birincil tür ilişkiler dediğimiz, işte dostluk ilişkisi olsun. Çünkü hani kendisine e, veya toplumuna gelecek olan bir saldırı veyahut da bir tehdit karşısında bir dayanışma ihtiyacı duyan toplum. Ama sanayi sonrası toplum öyle bir toplum değil. Daha çok her şeyin yazılı kuralların içerisinde olduğu şehir toplumu. Şehirleşme dediğimiz bir olgu var artık. Ve şehirleşme yalnızlaşmanın ki büyük büyük filozoflar da bunun üzerinde sık sık durdular. İşte bunlardan bir tanesi Karl Marx yabancılaşma diye bir kavram ortaya attı mesela. Kişinin şehirleşme ve çalışma ortamının içerisinde yavaş yavaş kendisine, işine, ailesine ve en nihayetinde de kendini tanıyamayacak derecede yabancılaşıp yalnızlaştığı bir dünyayı bize göstermeye çalışmıştı. Tabii şimdi artık bilişim çağı, ağ toplumu ve bambaşka bir şeyin içerisindeyiz, tarih çağının içerisindeyiz. Yalnızlaşma dediğimiz şey artık önümüzde o kadar fazla şey var ki yalnızlaşabilmemiz için. Çünkü kişinin e, insana muhtaç duymamaya, duydurutmamaya başlanıyor. Sen i̇şte Ne gerek var ki bir insanla oturup daha fazla artık mesela akşam sohbetlerinden elimizi eteğimizi çekmeye başladık. Annemizi babamızı köydeki e, daha az aramaya başladık mesela. Neden? Çünkü her akşam bir dizimiz var. Her akşam yeni bir sezonun yeni bir bölümü yayında olabilir. Kafamız orada. Yani dizilerle yabancı platformlardaki. Çünkü devamlı üretmek zorundalar. Konuşmuştuk hatırlıyorsun. Biz de devamlı tüketme durumuna geliyoruz ve bizi yabancılaştırıyor bu. Neye yabancılaştırıyor? Toplumumuza. Ve her şeyden önce kendimize yalnızlaşıyoruz ister istemez. Sen devam et. Abi e, şimdi e, orada mesela e, son dönem diziler bir artı bir yaşamlar daha sıkıştırılmış. Tabi aileden bahsettin. Tabi aile aynı zamanda insanın yalnızlığını derdinde olsa sıkıntında olsa yüzündeki ifadeden bile o anlar Annem, baban kardeşin neyin der yani. Hani hal hatır sorar, bir şey yapar. Yani kendi odana bile çekilsen bir şekilde ortak alan kullanımında işte akşam yemeğinde, sabah kahvaltısında bir şekilde o hem hal olma, dertleşme hali bir şekilde karşılık bulur. Fili e, Feedback diye bir dizi var ha. Burada da 30'lu yaşlarında hayata tutunmaya çalışan bir kadının, yalnız yaşayan bir kadının hikayesi anlatılıyor. O işte hayatla olan bağı, işte tutunmaya çalışması ee, o yalnızlığı, onunla verdiği mücadele, aynı zamanda ruhsal olarak yaşadığı çöküntüler. Bu anlamda e, gerçekten yalnızlığı e, insan bir müddet sonra kendine sarmaya başlıyor. Tamam yalnızlık belki ilk etapta sakinlik, işte kafa dinginliği gibi algılansa da bir müddet sonra o içten içe insanı çökertmeye başlıyor. Çünkü insan insana muhtaç, toplumsal bir varlığız birbirimize ihtiyacımız var derdimizde kederimizde onları e, sıkıntılarımızı paylaşacağımız Tabii. aynı zamanda sevincimiz ya bir güzel haber aldığımızda biz ne yapıyoruz Turgay abi hemen bir eşimizi dostumuzu arkadaşımızı Tabii. arıyoruz değil mi sadece ee, bizimle ilgili de değil başka bir arkadaşımızla ilgili olduğunda da bunu yapıyoruz Tabii yani bu aynı zamanda tamam mesela e, hani sosyal medyanın olumsuz taraflarından falan da bahsediyoruz ama ee, sosyal medyanın insanı yalnızlaştıran tarafı da var. O ayrı mevzu. Ama mesela e, daha böyle sevinçli bir haber aldığımızda onu ne yapıyoruz? Hemen işte WhatsApp grubumuz varsa WhatsApp grubunda arkadaşlarla paylaşıyoruz falan. Veya şöyle de olabiliyor. Mesela e, WhatsApp grubunda bir şey yazdın. E, olumsuz bir şey yaşadın. Çok sıkıntılı, kederli bir şey yaşadın. Oradan mesela 3-5 tane arkadaşın veya iki arkadaşın onu dert ediniyor çıkıyor geliyor sana. Evet. Ee, veya işin olumsuz tarafından baktığın zaman da şöyle bir tarafı da var olayın. WhatsApp grubunda bir sıkıntım var, derdim var. Gidermek için günlerdir, haftalardır uğraşıyorsun. Ve dedin ki ya şu arkadaş grubuma bir yazayım sıkıntım. Yazdın. Herkes sana oradan abi geçmiş olsun şöyle böyle Allah yardımcın olsun işte umarım en yakın zamanda atlatırsın falan dedi ve kimse seninle ilgilenmedi. Bunların ifade etmiş olduğu sözler senin sıkıntını, derdini ortadan kaldırdı mı? Senin yalnızlığına şifa oldu mu? Hayır. Dolayısıyla teknolojinin bir de bu tarafı var. Yani biz teknolojiyi kullanırken e, gözümüzle değil de ruhumuzla algılamamız gerekiyor. Evet. Gözümüzle okuyoruz ama ruhumuzla o arkadaşımızın derdiyle dertlenmemiz gerekiyor. Hem hal evet. olmamız gerekiyor. Sosyal medya platformlarının özellikle birebir ilişki içerisine soktuğu platformlarda ben çok büyük bir handikap veya da dezavantaj görmüyorum. Yani mesela gruplar fikir paylaşırsın şey yaparsın abartmadığın müddetçe 10 15 kişilik bir grup gerçekten hani bir birleşme aracı da olabilir. Ama 700 800 ya da 7000 8000 kişinin takipçisi olduğu bir platformda bir şey söyledin Artık onu beğendi. Nasıl beğendi? Bizim e, memleketimizde şöyle bir şey var. Eğer sevdiysen de beğeni atarsın. Bazen tepki olsun diye beğeni atarsın. Ne olduğu belli değil. Tamam mı? Yani eğer birebir iletişime geçilemiyorsa orada büyük sıkıntılar baş gösterebiliyor ki bu senin yalnızlığını e, depreştiren bir şey olabiliyor. Mustafa dizilere geri dönersek. Bak şimdi sen Fleabag'den bahsettin. Bundan yıllar önce yani 2005'lerde vesaire yapılan dijital platformlar yeni yeni kurulmaya başlandığında televizyonlara yapılan dizilerde yalnızlık olgusu bu kadar özendirilerek gösterilmiyordu ve hatta yani başarılı bir figürün altında aslında yalnızlığının yattığına dair bir vurgu işlenmiyordu daha az işleniyordu veya daha az işleniyordu veyahut hatta mesela Six Feet Under diye bir dizi vardı hani altı ayak yer altında bu bir aileyi e, kamerasının ucuna alıyordu. Ve bu ailenin yaptığı iş neydi? Bir cenaze levazımatçılığı. Yani ölen kişileri son yolculuğuna uğurlamak. Şimdi dizinin bende bambaşka çağrışımlar yaptığını sana rahatlıkla söyleyebilirim. Konumuz yalnızlık iken ölüm ile yalnızlık arasındaki o muhteşem korelasyonu, muhteşem bakışıklılığı Gözden kaçırmayacağımızı sağlayan dizilerden bir tanesiydi. Tabii ki Amerikan kültürü e, içerisinde. Tabii ki. Çünkü her bir karakter bambaşka e, maluliyetlerle karşımıza çıkıyordu. Kendi kültürümüz açısından. İşte e, bambaşka yönelimlerde olanlar mı ararsın? Yoksa e, işte eşini aldatanlar mı ararsın? Böyle. Yalnız dizinin içerisinde işte ölüm olgusu, onlar için o kadar sıradan bir hale geliyor ki adamlar her gün birilerini yolluyor. Ölümle beraber gelen bir yalnızlık var. Ailenin babası ölüyor ve anne figürü yalnız kalıyor. Hani evlatlar çok değil ama anne figürü yalnız kalıyor. Bir sahnesi vardı, bir sahnesi. Mutfakta anne işte sağa sola bakıyor, bir yalnız kalmış, büyük bir sıkıntı içerisinde bunu hissediyorsunuz. Ve çocuklar büyümüş tabi ama çocuklarının çocukluk, bebeklik fotoğraflarına bakıyor orada. Birer birer onları nasıl yetiştirdiğini düşünüyor. Hayallere, hatıralarına dalıyor. Ve bugün niye kendilerine gelmiyorlar diye kadıncağız düşünüp duruyor. Aynı sıkıntılar. Yani dizinin belki de bana verebildiği en önemli mesajlardan bir tanesi ihtiyarlık haline e, geldiğinde annelerimiz, babalarımız yalnız hayat yaşamaya mecbur bırakılmamalılar. Onu evet. çok güzel apaçık bir e, şekilde bize göstermişti. Evet o yalnızlık e, aynı zamanda e, insanı yok eden, e, insanı hayata... Yaşama kar sevincini kaçırıyor. Tabii tabii abi yani herhalde e, insanı e, hayatta en fazla ayakta tutan şey yaşama sevinci. Tabii. Ya birçok zorlukla karşılaşabilirsin. Yaşam mücadelesi, geçim mücadelesi, her şey olabilir. Ama insanın içinde o enerji, o sevinç, o mutluluk olduğu zaman bir şekilde onun üstesinden geliyor. Tabii. Aklıma şeyi getirdin Turgay abi. Umudunu Kaybetme filmi. Evet. Ee, Will Smith'in yes. oynadığı. Oğluyla oğluyla beraber. beraber ya adam hayatta tutunmak için bir tane cihaz satmaya çalışıyor çok yoklukta çok sıkıntıda hatta 14 dolar arkadaşından alacağı var artık o kadar parasız kalıyor ki ya arkadaşının kapısına gidiyor ya benim senden 14 dolar alacağım vardı falan bu derece hatta gidiyor işte hayır olarak orada yemek dağıtılan veya konaklama evet. yapılacak yerlerde gidiyor kalıyor o kadar zor şartlarda ama hiçbir şekilde umudunu kaybetmiyor tabii orada kapitalist sistemin insanı öğüten bir sistemin içerisine girmesi de başka bir sekmede anlatılıyor. Hayatı biraz daha iyi, iyileşme eğilimine gittiğinde. Mustafa'cığım öyle anlatılıyor ama... Aynı zamanda da şu söylüyor. Çıkış yolu da ancak kapitalizmde var. Tabii, tabii oraya yönlendiriyor. Evet. Ama yani benim dikkatimi çeken yani yoksa ne bir dayanışma, ne bileyim yoksa bir yardımlaşma yok, yok. bu değerleri bulamıyorsun. Yok zaten o şirket içerisinde o birbirini yeme hali hatta çok da mobbing uygulanıyor işte uh -huh. hırslı bir şekilde çalışmak zorunda olduğu her şey anlatılıyor. Yani o, o kadar. Yani orada mesela ee, bir maça gitmeleri gerekiyor. Çocukları birbiriyle anlaşıyor da adamın hatırlıyor musun? Orada çocukların samimiyetini görüyorsun. Çocuğun yalnızlığını görüyor. Orada işte ya beraber maça gidelim. Orada e, çocuklar dost oluyor, arkadaş oluyor. E, aralarında maddi olarak bir uçurum olmasına rağmen evet. e, çocuklar çünkü çocuk şeyi bilmez ki. Evet. A, arada maddi bir uçurum var, işte sosyal e, farklılık, statü farkı falan var. Çocuk bunu bilmez. Evet. Çocuk yalnız değildir. Çocuk her zaman kendine bir dost, arkadaş, oyun arkadaşı bulabilir. Ama yetişkinler yalnızlığı icat etmiştir. Özellikle de e, günümüz dünyasında yalnızlık övülen bir değer haline getiriliyor. Neden? Çünkü sen ancak bu kariyer basamaklarını kendi tırnaklarınla kazıya kazıya çıkabilirsin. Sen bu e, rekabetçi kapitalist sistem içerisinde ancak kendi çabanla ve her türlü işte nasıl söyleyeyim hedefe giden her yol mübahtır anlayışıyla bunu yaptığın zaman zaten yalnız olman gayet doğal. Yani seninle beraber yola çıkan bir ekip işi falan filan diyorlar. Hayır ekip sadece çıkarları doğrultusunda hareket eden bir ekip. Ya bir tane örneğini sana söyleyeyim. Mr. Robot dizisi işte. Tamam mı? Yalnızlık dizisidir aslında biliyor musun? Yani çoğu insan bunu bir bilim kurgu olarak düşünür. Veyahut da ne bileyim işte bir hacker e, dizisi olarak düşünür. Ama Mr. Robot'taki o karakter modern yalnızlığın, kalabalıkların içerisinde anlaşılamamanın vermiş olduğu o garip hissiyatla birlikte ne yaparım ki ben kendi sesimi duyurabilirim? Ne yaparım ki ben de buraya bir ses olurum. Çok kalabalığız artık ve kalabalıklaştıkça şehirler o kadar yalnızlaşıyoruz ki. Şimdi hatırlayamıyorum ama Necip Fazıl Kısakürek'in e, "Apartman" diye bir şiiri vardır. Evet. Şu minval üzerine gider. O kadar yakınlaştık ki apartmanlarla fiziksel, mekansal olarak o kadar yakınız ama manevi, ruhsal planda o kadar uzağız ki apartmanlarda. Abi insanlar e, asansöre bindiği zaman aynı apartmanda oturan, aynı sitede oturan insanlar asansöre bindiği zaman herkes başını ayak ucuna doğru eğiyor. Ne selam var, ne sabah var. Herkes içinden kendi ineceği katı saymaya başlıyor. Evet. Ve o kat süresi bitmiyor. O evet. sessizlik, o şey selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, nasılsınız? Gündüz güzel geçsin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ya gibi böyle ne yani, oluyor? Ya? Neden korkuyoruz biz? Ba basit şeyler ya. Hani belki uzun uzadıya belki sohbet etme ama en azından selamını esirgeme. Tabii canım. Ya insanın bazen e, ufak bir tebessüme ihtiyacı oluyor. E, şey e, filmi var. E, Low diye bir film var. Dijital platformlarda da bu ara e, yayında. E, Low filmi İki tane yalnız yaşayan kadın. Aslında birisi yalnız yaşamıyor. Biri çocuğuyla yaşıyor bir de yaşlı bir kadın var. O da kendi evinde yaşıyor. Hatta onun kiracısı. Bizim film, film mi? Film film. Filmin adı Low. Yani düşük anlamına gelen Low mu? L O. Yok, yok yok yok. L O U. Ha lu. Lu. Tamam. ben biraz böyle telaffuzlarda bazen şey yapıyorum. Dur <laughs> <soracağız. gülüyor> mesela orada o dizide, şey o filmde şunu görüyorsun. Normalde o yaşlı kadın karakteri çok sert bir karakter, çok sert bir figür. Ve aynı zamanda diğer kadının da çocuğuyla beraber yaşayan kadının da ev sahibi. Hı. Böyle çok zorluklar da yaşatıyor kadına falan böyle. Ama e, başı gerçekten dertte olduğunda, gerçekten sıkıntıda olduğu hayati bir olay yaşıyor çocuğuyla beraber yaşayan kadın. Hı hı. Ve o yaşlı kadın hiç ummadığın yani hiç gerçekten bu kadından böyle bir refleks olur mu? Dediğin kadın bambaşka bir sorumluluk alıyor. Hı hı. Orada komşuluk ilişkisini görüyorsun. Hı hı. Aslında komşuluğun da çok ötesinde başka bir bağ olduğu da filmin içerisinde çıkıyor. Çok da spoiler vermeyelim Turgay abi. Eyvallah. Ee, ve burada hani insanın insana muhtaç olduğu, ya kardeşim e, komşuyuz şurada. yani Kapı komşusuyuz, aynı apartmanda yaşıyoruz, aynı sitede yaşıyoruz, aynı sokaktayız. Ya başımıza bir dert, bir keder bir şey olduğu zaman hep beraber onu gidermemiz lazım. Uh -huh, uh -huh. Ya şöyle, e, şimdi deprem zamanı Turgay abi, e, deprem bölgesinde elimizden geldiğince yardım ediyoruz insanlara. Yani yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Tabii. Belki işte ona götürdüğün işte kıyafettir, elbisedir, işte gıdadır. Onlar belki orada fazlasıyla var. Ama orada temel mesele ve insanların çok teşekkür ettiği bölgedeki insanların ısrarlı söylediği bir şey var Turgay abi. Allah razı olsun bizi yalnız bırakmadınız. Abi bu ifade çok güçlü bir ifade. Tabii. Bizi yalnız bırakmadınız. Tabii. Tabii. Ya çoluğunu kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş, eşini kaybetmiş bir sürü insan var kederli, acı içerisinde, dert içerisinde orada ve orada senden sıcak bir muhabbet, tebessüm istiyor, dertlenmeni istiyor. Evet. Yani bu bizim kültürümüzde, geleneğimizde, dinimizde, inancımızda Eee insanı kendi haline bırakma diye bir şey yok. Evet. Biz toplumsal olarak cami diyoruz, değil mi abi? Cami toplanılan yer. Orada bir araya geliyoruz. Toplayan demek. Toplayan işte orada toplayan, orada bir oluyoruz. İsmi fail. Yani toplayan. E, bir safta duruyoruz Allah'ın huzurunda. Saflarımızı sıkı tutuyoruz. Omuz omuza duruyoruz. Evet. Hep birlikteyiz. Değil mi abi ya? Yalnız değiliz. Cemaatle namaz kılmanın övülmesi yani fert halinde bireysel olarak kıldığın namaz ile cemaatle kıldığın namaz arasındaki şey farkı bile değil mi? Cevap farkı. Cevap farkı, farkı bile bize yalnızlığın bizim toplumumuz için çok geçerli akçe olmadığını gösteriyor. Elbette yani ithal bir şey olduğunu çok fark ediyorsun. Yani ithalden kastım bizim inancımızda geleneğimizde olmayan bir ithalden bahsediyorum. Hocam bak şimdi genel itibariyle yalnızlığın e, bizim toplumumuza da bu derecede övülen veya da ne bileyim işte nedir siz yalnız kalarak bazı şeyleri başarabilirsiniz demeye getir. Aslında o kültürün bir e, şeyi. Abi bizde müzevi vardır. Veyahut da ne vardır? Ne vardır? Uzlet halinde Üzlet olan. Uzlet halinde var. Evet. İnziva vardır. İnziva Bu da var. şu anlamda vardır. 40 yani şey. gün durursun sonra gelirsin. Tabii ki. O bizim e, bireysel hiramızdır. Elbette ve oradan topluma güçlü çıkmak için. Tabii, tabii Topluma tabii. daha derinlikli bir şey tabii. anlatmak Orada için. Orada kal diye değildir. Elbette yani o ebediyen öyle bir tabii. şey yok. O anlamda elimde e, şöyle e, Sezai Karakoç'un e, hayatını anlatan Sezai Karakoç kitabı. E, İbrahim Varelci'nin yazmış olduğu kitap. Burada mesela e, şöyle bir noktayı vurguluyor anlatırken. Ya tamam Sezai Karakoç münzeviydi, inzivaya çekilir. Kendi halinde hatta bazıları tarafından yalnız gibi ifade edilirdi ama ya Sezai Bey'in çok ciddi bir e, şiir külliyatı, fikriyatı, e, diğer fikir kitaplarının olduğu... Ben hiç yalnız yakalayamadım rahmetli onu söyleyeyim bak. ben sana. Yani ben e, çok... Yalnız zamanlarına da denk geldim yani öyle e, yayın evine giderdim diriliş yayınlarına Turgay abi e, hatta şöyle olurdu e, normalde başka bir şey anlatacaktım da yeri gelmişken söyleyeyim e, giderdim e, bazen işte yayın evinde Mustafa Kirence abi olurdu e, o olduğu zaman Sezai Bey yani yalnız olmamış oluyordu haliyle iki kişi oluyorlardı. Bazen de gidiyordum yayın evine Sezai Bey kapıyı açıyordu. Hmm. Yayın evinde başka kimse yok sadece Sezai Bey ile ben böyle e, giderdim. Normalde kitap almaya gitmişimdir oraya. E, veya işte Mustafa Kirenci abi ile sohbet ederdim. Veya Sezai Bey e bir şey anlatırdı ben dinlerdim. Giriyordum Sezai Bey de kendine sessizdir böyle. Biz de edeben şöyle yapardık. Yani gittim tek başıma oturdum Sezai Bey masasında. O laf açana kadar ben söze girmezdim. O e, sükutunu bozduğu zaman, bir şey söylediği zaman ben de konuşmaya başlardım. Fikrimi sorduğu zaman e, veya şey... Gel seninle biraz sükut edelim. Abi gerçekten o sükut halini o zaman e, diriliş yayınları Cağaloğlu'nda yeri vardı. E, orada e, o sessizliğin içerisinde konuşulmayan kelimeler olduğunu hiç düşünmüyorum. O sessizliğin içerisinde o inzivanın içerisinde o kadar çok şey vardı ki. Uh -huh. Şiir vardı edebiyat vardı ve e, gerçekten böyle insanlar hayata öyle katma değerleri var ki abi. O sessizliğinin içerisinde o inziva hali içerisinde sürgün ülkeden başkentler başkentine diye başyapıt bir eser çıkarıyor. Bir şiir ortaya koyuyor. <laughs> Bazı özel ruhların yalnızlığı bizi yalnızlıktan kurtarıyor. Bunu görüyorsun. Mesela bizde rahmetli Sezai Karakoç, daha birçok isim sayabiliriz. Cahit Zarifoğlu diyebiliriz, Abdurrahim Karakoç diyebiliriz. Ama bu insanların özellikle seçmiş olduğu yalnızlıklar, kendi uzletlerine çekilip de 3-5 satır karalamaları bizleri yalnızlığımızdan kurtardı. Abi bir sabah gelecek kardan aydınlık diyor. Abdurrahim değil Karakoç değil, değil mi abi? Değil mi? Ya bu bugün insan bugün dilimize pelesenk. Değil mi abi ya bir beraber kaç kişi bir araya geliyoruz? <laughs> abi bir araya geliyoruz. Şimdi evet. bakıyorum şeyde ilkokullarda, Tabii. liselerde her yerde çocuklar Tabii. hep bir ağızdan bir sabah gelecek kardan aydınlık Tabii. diyor. Tabii. Ya Tabii. E, ve e, bu aynı zamanda bizi çok mutlu ediyor ama o şairin hayatına baktığında o uzlet halinde, o müzevi zamanlarında, o sakin zamanlarında, o belki kendini yalnızlığa çektiği zamanlarda çıkarttığı eserler. Tabii. Ki. Ama o kadar çok kalabalıklara hitap ediyor ki. Yani Mustafa işte işte biz, bizdeki böyle batıdaki ise mesela bir Kafka figürünü düşün. Tamam mı? Kafka hiçbir kalabalıkları bir araya getirecek gücü bulunmayan bir adamdır. Sadece kendisi gibi ee, böyle yalnız yabancılaşmış tipler üretebilir. Anlatabiliyor muyum sana? Charles Bukowski örneğin. Tamam bir sürü işte postane kitabı. Bir sürü anomik toplumdan dışlanmış kişilere e, ne yapar? Hitap eder ve yine o tipleri üreten kendi kendine birleştiren bir unsur göremezsin. Yani, yani mesela Queen Gambit dizisini ele al. Evet. Tamam mı? Nasıl bir dizi? İşte yine anne babasından ayrı yetimhanede ee büyümüş bir kız çocuğu. Ama yalnızlığı özellikle tercih etmiş ve başarısını da güya yalnızlığına borçluymuş gibi çizilen bir mini dizi. E ama işte onu izleyen o yaş grubundaki çocuklar diyor ki ya benim bak ne güzel şen şakrak ailem var işte. Böyle acaba diyor ee böyle bir figür daha başarılı, daha Öne çıkan, daha çok kendini gösteren. bu Kariyer yanlış. için acaba ha, bu mu daha uygun? O diye tabii. böyle bir tabii, de, tabii. değişik bir depresyonun içerisine girebiliyor veya kendi hayatı sorgulayabiliyor veya kendine farklı bir tavır takınmaya başlıyor. Bak dizi bize şöyle bir şey yapsa e, ve bunu çok açık bir şekilde yapsa buradan da pedagojik bir e, anlam çıkarabilsek biz. Ya bu kız çocuğunun hiç seveni olmadı. Ve bu kız çocuğu kendisini satranca vererek mutlu olabildi ancak. Hayatındaki tek şey buydu. Buna sarılmak zorundaydı. Ama dizinin ilerleyen bölümler boyunca yalnızlığı özellikle tercih edilmiş bir olgu olarak göstermesi ve yalnızlığıyla sadece satranç yoluyla başa çıkabildiğini ve bunu aslında satrançtaki başarısının Kendisini bir ne bileyim herhangi bir sevgiye açmamasına, bir sosyal ilişki kurmamasına, borçlu olduğuna dair güçlü mesajlar ileterek vermeseydi derdik ki ya tamam işte pedagojik bir öğreti var burada. Bu kız çocuğunu satranca mecbur bırakmışlar. Ama hiç öyle gitmedi yetişkinliğinde de bize ne gösterdi devamlı. Ya işte kendi dünyası kaç kare var satrançta 48 mi? Evet. Bu dünyanın içerisinde sadece var olabildiğini düşünen bir tipoloji, bunu gösteriyor bize. Yalnızlık bir şekilde övülerek getiriliyor bize. Ya bunun amacı ne? Bunu tartışmalıyız belki Mustafa. Yani Türk toplumu hatta da e, Doğu'da yaşam varlıklarını Doğu'da sürdüren toplumlar bu kadar e, kenetlenmiş, işte Kur'an ifadesiyle kelbunyanun mersus değil mi? Kenetlenmiş tuğlalar gibi olması gereken toplumlar bu tür dizilerle kariyer basamaklarını yalnızlıkla veyahut da sadece kendini çalışarak kendini zorlayarak rekabetçi bir kültürün içerisine sokarak halledebilirsin diyerek bir amaç mı işleniyor? Belki bunu konuşmak lazım. Ee, yani burada bir de Turgay abi e, insanlar çevrelerinde e, yakın dostları, arkadaşları e, ailesi burada yeterince e, dikkate alınmadığını veya arka çıkılmadığını fark ettiğinde e, kendisine toplumsallaşabileceği, e, bir arada hareket edebileceği topluluklar aramaya başlıyor ve bu toplulukları da artık sosyal medya ile birlikte çok rahat bulabiliyor. Yani e, mesela diyelim ki bir araba markası var, o araba markasının bir modelinin Grubu var, WhatsApp grubu var. Evet. Veya işte Telegram grubu var. Evet. İnsanlar orada veya işte Facebook grubu var. Bir hobinin bile. Ha, bir hobinin bile veya işte bir hobi etrafında. Evet, evet. Işte, işte kampçılık şu... <laughs> mesela. Veya evet, çok acayip kara, Karavancılar. Yani evet. bir şekilde insanlar e, çevresinde yakınında bulamadığı o muhabbet iklimini, o yalnızlıktan kendisini kurtaracak tarafı bir şekilde yani mesela bir diziyi sevenler topluluğu bile olabiliyor. Tabii tabii. Ya mesela Queen Gambit dedin. Mesela Queen Gambit'le alakalı gir. Satranç e, toplulukları ya bir sürü topluluk bulursun. Dolayısıyla insanlar e, hep böyle e, ne kadar içe dönük yaşamaya kalksa da insanın fıtratına aykırı. İnsan bir evet, şekilde evet, evet. zaten yalnızlığı e, övemeyiz ki abi. Evet. Yani tamam yalnızlık hatta şöyle de şeyin ee, şairler biraz yalnızlığı överler. Ee, Özdemir Asaf'ın yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz diyor. O ee, burada tabi yalnızlığı övüyor. Ama e, insan yalnızlığı uzun süre yaşadığı zaman bu sefer hastalıklı hale geliyor. Hayır Mustafa mesela Tutunamayanlar kitabını hatırla. Evet Oğuz Atay'ın. Oğuz Atay'ın o muhteşem eseri. Kaç yıl sonra <laughs> muhteşemliği anlaşılan. tabii. Değil mi? O eser. Şimdi Topluma ayak uyduramayan bir bireyin yalnızlığı ile, yalnızlığı bireysel bir tercih olarak yaşayan e, veyahut da özentili yalnızlık diyebileceğim bir durum var. Oğuz Atay'ın tutunamayanlar karakterinin baş kahramanının yaşamış olduğu yalnızlık aslında fikir sancısından ibaret. Aslında bir ayak uyduramama meselesi. Aslında bir tür e, toplum içerisinde Aynı değerleri paylaşıyor olsak bile beni bir dinleyin derdindeki bir zavallının hikayesi. Şimdi bir bir nevi Kafka esk bir durum yani bu. Anlatabiliyor muyum? Bu tür yalnızlığı işleyen filmlerle de karşılaştık biz. Mesela Taxi Driver değil mi? Evet. Çok iyi işledi bunu. Çünkü işte özellikle Robert De Niro'nun o gençlik çağlarında aynanın karşısına geçip de You Talking to me? <laughs> You talking to me? Dedi yani aynayla aynadaki kendisiyle bu bu tür bir e, diyaloğa girdiği o sahneyi hatırla. Sonra e, filmin içerisinde taksi şoförlüğü yaparken söylediği bir replik vardı. Diyordu ki ben hayatım boyunca hep yalnız bir adamdım. Hep yalnız yaşadım. Yalnızlık benim için her yerde. Gittiğim her yere benle birlikte geliyor. Kaçış yok ondan. Bu aslında bir tür modern yalnızlık. Modernitenin insanı sıkıştırdığı bir tür yalnızlık. Abi Fight Club öyle değil mi? Evet. Ya yani moderniteden modernitenin insanı sıkıştırdığı yalnızlık diyorsun. Evet. Yani bir kere o yalnızlık öyle bir yalnızlık ki adamın gerçek mi değil mi, kendi davranışları mı değil mi filmin sonuna kadar anlayamıyoruz değil mi? Evet, evet. Yani Tyler Durden <laughs> gerçek mi ve orada kullanılan mobilyadan alış mobilya alışverişinden tut işte modern hayatın o kapitalist düzenin ona sunmuş olduğu her şey veya onun dışına çıkıp e, dövüş kulübünün kurulması ve o dövüş kulübünden kimseye bahsedilmeyecek. Aslında bu insanlar az önce de bahsettim. Akşamları bir araya geliyorlar, bir topluluklar ama gündüz her biri ayrı ayrı bireyler. Tabii. Ayrı ayrı ama bunların tek işaretleri ne abi yüzlerinde artık o kavga izleri var. Bu şunu e, gösteriyor bize aslında Mustafa'cığım. Modern yalnızlık insanları yer altında grup halinde birleştirecek bir arayışa iletiyor. İşte gündüz işte birisi fotokopici, ötekisi e, ofis boy, belki belki de bir e, CEO. Yani beyaz yakalı tabii, 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 şey. Ama Gece, yer altında hepsi eşit değil mi? Yalnızlıklarını aslında paylaşıyorlar orada bir nevi. Oradan bir çıkış yolu arıyorlar. Yani yine mesela Christian Bale'in oynadığı Makinist filmini hatırlıyor musun Mustafa? Makinist filmindeki onun o zayıf halini, o yalnızlığını aslında bir bir. Bunun alter egosu değil mi abi? Evet. ...kendi yalnızlığı içerisinde bambaşka bir figür olarak ortaya çıkıyor. Tabii. Bak iki filmde de hem Fight Club'ta da hem Makinist'te de... ...psikolojik bir rahatsızlıktan bahsediliyor aslında. Alter Ego ikisinde de ortaya çıkıyor. Birisinde Tyler Durden olarak fiziki bir şekilde bize sunuluyor. Öbür tarafında ise işte Makinist filmindeki yalnızlık, uykusuzluk... ...işte başından geçmiş bir olay... Filmin Film izlemeyenler için hiç anlatmayacağım bunu. Ee, ama bu olay neticesinde bambaşka bir kişiliğin ve bambaşka bir fiziksel görüntünün ortaya çıktığı bir durum. Hani Batı aklında aslında yalnızlık bir nevi e, psikolojik durumun da dışa vurumu olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu var hem yalnızlık bir taraftan övülüyor Mustafa'cığım başarılı karakterler. Sözüm ona cins kafalar, yalnız yaşayan insanlar içerisinde, toplumdan bir şekilde kendisini dışlamayı başarabilen ama topluma da şurada fil dişi kulesinden bakabilen adamlarda. İşte ben bir sürü isim san. Jeff Bezos'u, yok efendim e işte Elon Musk'ı ve vesaire hep böyle gösterilir. İşte bu adamlar böyle cins kafa. Ve yalnızlar işte şu anda bulunduk Şeyden e, onların e, depo kültürü falan var ya işte depoda şeye çıkmıştır. Heh, evet, i̇şte, evet evet evet. Bir... O e, silikon vadisinin içerisinde. <laughs> evet. E, diğer tarafta yani şeyin diğer ucunda kameranın diğer ucunda ise Psikolojik bir rahatsızlığı olan bir karakter, alter egosunu çıkartacak, yalnızlığa gömülecek ve bu yalnızlığa bir çözüm olarak her akşam bir şekilde kendini rahatlatmak için barlara kaçacak. Barlarda kimseyle konuşmayacak, sadece e, bir, bir iki tane ona yaklaşan birileri olacak ve düğümü de bunun üzerinden çözeceğiz filmde biz. Anlatabiliyor muyum? Yani yalnızlığı iki sınırlar arasında gösterip, halbuki yalnızlık. Hakikaten söylediğin gibi her insanın bazen ihtiyacı olduğu şeydir. Ben yalnız kalmazsam üretemem ki. Özellikle de eğer e, zihinsel bir aktiviteyle uğraşıyorsanız, bir şeyler yazıyorsanız, çiziyorsanız, karalıyorsanız sizin için yalnızlık çalışma ortamı demektir. O yüzden hepimizin mesela üniversitelerde odası ayrı tutulmaya çalışılır. İki kişi, üç kişi olduğumuz zaman çok sohbet ederiz. İşimize odaklanamayız yani anlatabiliyor muyum? Ama ne yaparız? Yemeklerde bir araya geliriz. Özellikle de yemeğe çıkıyoruz. Yemek grubu kurmuşuzdur arkadaşlarla <laughs> mesela. Bari yemekte görelim birbirimizi diye. Yemeğe çıkıyoruz hadi hop beraber gidelim gibilerinden. Bu şekilde e, sosyal ilişkilerimizi de sağlam tutmaya çalışırız. Biz... Yani bir uçta bir uçta değiliz <laughs> onu söylemeye çalışıyorum. Abi biz e, Motel diye bir e, dizi var. Burada da mesela e, şey anlatılıyor. Sapık filminden... E, a aynen. Motel <laughs> evet. Abi orada mesela e, eşini kaybeden bir karakter var ve sonradan hayata tutunmak için bir motel açıyor. Evet. E, öyle hayata tutunuyor, yani yalnızlığını başka türlü giderme, iş hayatına e, adaptasyonuyla e, bastırmaya çalışıyor. Hı hı. Yani insanların yalnızlığını bastırma, hayata katılma yöntemleri de var. Yani bazen böyle çok iş kolik olan işe böyle çok aşırı odaklı insanların da içinde bir yerde bir boşluk olduğunu görüyorsun o boşluğu bir şekilde doldurmaya çalışıyor yani e, o boşluğu e, gerçekten e, Anadolu irfanı dediğimiz e, tarafla dolduran insanların hikayesi anlatılıyor abi Emir Kalkan'ın e, kanatsız kuşlar şehri e, kitabında ve ee, Anadolu irfanının Anadolu'da insanların birbirini tutması birbiriyle hemhal olması e, birbirini ziyaret etmesi dükkan ziyaretleri hı hı. ev ziyaretleri komşuluk misafirlik akşam oturmaları bunların hepsi ya abi e, gerçekten e, önceden e, düşün çocukluğumuzda e, hep böyle oturmalara gidilirdi değil mi gündüz oturmaları. Evet. Hep şeyler e, akşamda işte e, eşler işten geldiği zaman yine komşu bir araya gelir otururdu. Ya şimdi bakıyorum Turgay abi e, kendi gözlemimde aynı şekilde. Yani büyük oranda ya cenazelerde ya düğünlerde bir araya gelebiliyoruz. Tabii tabii. Ya onun Onlara dışı... da artık yavaş yavaş bir şekilde bahane üretip gitmeme yolları arandığını görüyorum Mustafa. Yani evet. Fırsatlar da bizim için yavaş yavaş... E, görülmemeye başlıyor Mustafa sana ne diyeceğim Geçenlerde annemle telefonda konuşuyoruz Bana ne dedi biliyor musun 5 tane oğlu var Bu 5 oğlu da Bambaşka şehirlerde ben İstanbul'dayım Birisi işte başka yerde falan Dedi ki Şu köyde dedi Şöyle çıkıp da dedi Bir tane oğlum yok dedi hemen kapısına girebileceğim Dedim haklısın Vallahi anneciğim ya Dedim haklısın yani ben gelirim sana sık sık ne yapayım dedim yani. Hakikaten yalnız özellikle ihtiyarlarımızı yalnız koymamak lazım. Şimdi ihtiyar balıkçı evet. Hemik evet. Bey. Evet. <laughs> Yaşlı adam ve deniz ihtiyar balıkçı diğer adıyla. Ee, burada da tuhaf bir yalnızlık görüyoruz Mustafa. Aslında senin o söylemiş olduğun mesele vardı ya. Evet. İşte o rekabetçi ortamın insanın hemen şurasında bir şey bırakması, o yalnızlığa götürmesi. Burada da çok ilginç bir şekilde bir adada yaşayan bir adamın eskiden çok güzel balıklar avlayıp ünlü bir şekilde hani kariyerinde başarılı diyebileceğimiz bir adamın son zamanlarda bir şeyler yakalayamaması. Ama nihayetinde bunu kıracağım deyip çıkıp gitmesi ama bir balık yakalaması büyük bir balık. Bu balığı yemek için istemiyor artık. Oradaki topluma işte alın görün. Göstermek için. Tabii ki. Kendini ispat için. Tabii ki kendini ispat için. Başından sonuna kadar kitap balıkla ihtiyar balıkçının arasında geçen şeyi anlatıyor. Balıkla epey bir uğraşıyor. Balık yoruluyor. Kayığı alamıyor. Yan tarafa bağlıyor. Yan tarafa bağlıyor ama köpek balıkları rahat bırakmıyor bu seferde nihayetinde şeye kadar geliyor e, kıyıya kadar geliyor balığın çoğu bitmiş oluyor sadece iskeleti kalmış oluyor ama nasıl bir balık yakalamış oldu sadece iskeletinden de olsa belli oluyor ya yorgun argın kendisini atıyor müthiş bir e, mücadele öyküsüdür aynı zamanda da kişinin başarıya olan ihtiyacıyla yalnızlığı arasındaki ilişkinin çok acayip bir e, Amerikan kültürü açısından <laughs> Gösterimi olarak düşünebilirsin. Hemingway'i görünce e, aklıma Paris'te Gece Yarısı filmi geldi abi. Evet. O da e, hatırlıyorsun e, e, kendini yalnız hissediyor. Aslında şöyle çağı, ama... Kendi çağının evet. insan olmadığını düşünüyor. Evet, evet, Diyor ki evet. ya ben bu çağın insanı değilim. Bu çağdaki yazarların, bu çağdaki düşünürlerin e, anlattıkları bana tam olarak hitap etmiyor. Bana... E, Hemingway'lerin yaşadığı dönemdeki edebiyat kültürü oradaki hal etki ediyor diyor ve Paris'te gece yarısı yürürken birden kendini o çağda buluyor. Hemingway ile aynı çağda, hatta Hemingway ile oturuyorlar, konuşuyorlar değil mi? Hemingway de diyor ki ya sen bu çağ bir şey mi zannediyorsun? Bizden önceki muah, muhteşemdi. Yani her bir e, çağın insanı bir öncekine öykünerek e, hareket ediyor. Onu daha böyle bir nostaljik ve güzel buluyor halbuki yani kıymetini bilmek lazım edebiyatın, sanatın. Her çağın güzel bir tarafı var Mustafa'cığım. Bu Allen'ın filmiydi değil mi? Bu bu <laughs> <laughs> çok tuhaf bir adam ya. ya bu, bu, bu tarz filmleri yapmayı seviyor. Evet, evet. Bu arada e, yalnızlıkla alakalı eee Javier Bardem'in de böyle eee beautiful Beautiful'ı e, beni çok etkiliyor abi. Birçok konuyla da e, uyumlu yani böyle e, bağlamaya çalışıyorum Beautiful. Yani o yalnızlık yani ölümle e, yüz yüze ölüme doğru ilerliyor. Ölümcül hastalığı var. Hı -hı. Ama çocukları var bir yandan. Evet. Yani bazı insanın yalnızla yalnızlık lüksü yok. Yok. Yalnızlık lüksü yok kardeşim. Yani zaten e, boşanmış e, eşler var. Ve bakılması gereken iki tane çocuk var. Onların sorumluluğu var. Evet. Yani yalnızlık e, lüksüne, yalnızlığa kendini o melankoliye kaptırma hali bazı insanlara sunulmuyor. Çok... Ya o, o ölüm, ö, ölüm hani ölümle evet. yalnızlığı eşdeğer buldun ya anlattın ya Turgay evet. abi programın başlarında. Evet, evet. Ya burada gerçekten hayatı sorguluyor. ya yani, Ölüme doğru giden bir şeyi var ve bu insanda büyük bir yalnızlık duygusu da işte evet. e, o e, sorgulama hali, hayat sorgulama ee, o hastalıkla mücadele etme hali birçok noktaya götürebilir. Ama Hı. orada bir şekilde çocuklarına arka çıkmaya çalışıyor. Onların okullarıyla, hayatlarıyla Hı. alakalı koşturuyor. Ya bu tarz e, gerçekçi filmler. Gerçekten tokat gibi evet. filmler dediğimiz filmlerde. E, ben Shees of Inisherin diye bir film izledim. Ben bu fi film isimlerini iyi ezberliyorsun Turgay abi ya. Böyle <laughs> <laughs> en zor filmleri bile bir şekilde hızlı bir telaffuzum var. Bu, bu konuda tebrik ediyorum. Bu, bu konuda imreniyorum sana. Ya çok e, hoş bir isim çünkü tamam mı? İnişer'in İrlanda'da bir kasabanın ismi. Ben Şii'de, ben Şii aslında Şii. Peri demek. Hı hı. Ben Şii's of İnişer'in, İnişer'in perileri demek. Türkçeleştirilmedi direkt bu şekilde geldi. E, hoş bir film yani. Gerçekten yalnızlık üzerine dost yalnızlığı dediğimiz bir şey var Mustafa biliyor musun? Mesela seninle yıllardır tanışıyoruz. Yıllardır yüzümüze bakarız. Birbirimize gördüğümüz anda böyle gülmeye başlarız değil mi? Böyle bir sevinç gelir. Ee, başka bir şey. Neşesi gelir. Tabii. Yani mesela hastaysam bile bir toparlanırım. Mustafa'cığım böyle iki tane karakter var. Bir kasaba, İrlanda kasabası. Ben Sofi'nin içerisinde. Bir tanesi Biraz daha böyle boş kafalı bir adam. Ama sıkı bir dost yani öyle söyleyeyim. Diğeri ise daha çok böyle kendisini özellikle son yıllarında sanata adamak isteyen, besteler yapmak isteyen bir karakter. Bir gün bu boş adama besteler yapmak isteyen karakter der ki: "Benimle daha konuşma der." "Ne oldu ki?" der. O da der ki: "Ben artık senin boş muhabbetlerinden sıkıldım." Bana, ben yalnızlık istiyorum der. Ömrümün sonuna kadar e, artık ben üretmek istiyorum der. O yüzden bana bulaşma. Allah'ım böyle dedi ya, film bunun üzerine kurulu. Sert bir film, arada komik, kara komedi de, diyebileceğimiz e, tarafları da var. İşte bir daha benimle konuşursan parmağımı keserim der. Keser, kapısına koyar vesaire. O derecede ciddidir yani. Tuhaf bir film. Tavsiye ediyorum bu filmi. Abi e, sen böyle altını çizerek kolay kolay söylemezsin. E, bu anlamda e, ben de izlememiştim. Notumu alıyorum. Turgay abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün bizi yalnız bırakmadın. Estağfurullah. Güzel bir program sen oldu. Ağzına sağlık. Evet kıymetli izleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla tekrar karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.